Bahçelaya sohbetlerine bu haftada hoş geldiniz. Yine bahçemde, evimde çok sevdiğim birini ağırlıyorum sevgili Nursel Köse. Hoş geldin. Hoş buldum Nursel. İyi ki geldin. <laughs> çok teşekkür çok iyi ederim. Çok yoğunsun, değil mi? Yani biraz. Biraz mı? Bugünü çok zor ayarladık. <laughs> ya o kadar yoğunluğa alışmışım ki. Sana e, normal bana, bana geliyor. Normal geliyor. O yüzden böyle bütün yoğunlukları çok belirli bir rahatlıkla hallediyorum. Çünkü çalışmayı seviyorsun bence. Çünkü çalışmadan başarı gelmezdi. Kesinlikle. Değil mi? Öyle yani, yani, işleyen demir ışıldar mı diyorlar? Aynen öyle. Siz Türkler ne <laughs> diyor? Sen <Kendi gülüyor> de biz böyle başlamışız. Hakikaten çalışmak, evet seviyorum. Bizim ortak noktamız Almanya tabii ki. Köln değil mi senin? Ben Köln. Köln benim ilk gittiğim şehir. Evet. Daha sonra ben Berlin'le oldum. Senin oraya geldim. Sonradan Berlin'le oldum. <laughs> Sonradan Berlin'le oldum. Ama Köln Üniversitesi'nde okudum tabii. İlk oraya gittim. Hatta Düsseldorf'a gittim mi birkaç yıl e, e, Düsseldorf'ta kaldım sonra Köln Üniversitesi'ne geçtim. Mimarlık okumuşsun. Evet. Ya ben hani bilmiyordum hani şimdi oyunculuk, oyunculuk falan. Mimar mı olmak istiyordun yoksa o böyle hani okuyayım da şey ol? Çünkü sen okurken oyunculuk, tiyatro yani bir sürü bir şey yapıyorsun yönetmenlik vesaire. Hani onu bir anlat istiyorum yani mimarlık var mı hala böyle içimde? Ne... <laughs> i̇çimde yok. Ee... Ya Almanya'ya gittiğimde benim dönemimde liseden hemen sonra üniversiteye başlanabiliyordu ama işte hazırlık sınıfı, Almanca kursları filan. Ee, üniversite, lise notlarımın neyi tutturacağını bilmiyordum orada. Hangi akademi, hangi üniversite olacağını bilmiyordum ama seçmem gerekiyordu ama oyunculuk kesinlikle mümkün değildi yani o Almancayla. Ya daha doğrusu hiç Almancayla. O anlamda e, oyunculuk hayalimi birazcık bir kenara attım ama bir şey okumam gerekiyordu. Çünkü ben işçi ailesi değildim, özel öğrenciydim. Okuyup geri dönmek mecburiyetindeydim. Seçtiğim ilk felsefe okudum aslında. İki semester felsefe okudum. Kultuğu Çok... ve Evet. Ben de. Çok ağır geldi Bana ama. Bana da 6 ay dayandım. Sonra dedim ben işletme okuyayım en azından garanti bir meslek. Aynen çok ağır geldi. Sonra mimarlık çok sardı beni. Bir staj yaptım. Çok beğendim işi, mesleği beğendim. Okulu bitirdim ve hatta yüksek mimar mühendis olarak da çalıştım. Yani branşımda çalıştım ta ki işte Alman vatandaşı olana kadar. Biraz böyle şeyi geçirmek de o engelleri atlamak için bir şeydi. Alman vatandaşı olduktan sonra yani 7 sene falan mimarlık yaptım. Aa, yaptın sen tabii, o mesleği. Oyunculuk tabii. No, nasıl oldu? Çünkü tiyatroda bayağı bir geçmişin var senin. Var. Yani. Öğrenimin boyunca hep tiyatroyla uğraştım. Yani boş zamanlarımı hep tiyatroyla geçirdim. İlk e, Alman tiyatrolarında, e, özel tiyatrolarda çalışmaya başladım. Bir Türk tiyatrosunun körle kurulmasına kuruculuk ettim. Arkadaş tiyatrosu çok yıllarını ya yani yıllarca yaşayan bir tiyatroydu. Tiyatroya sevgimi işte dansla, tiyatroyla, oyunlarla çeşitli Alman Türk tiyatrolarında haşır neşir oldum. Daha sonra kendim başladım. Öğrencilik yıllarımı gençlerle, yabancı çocuklarla tiyatro yaparak kazandım evet. paramı, bir bölümünü. Teşekkür Ay, ederiz. Sen mi Bize mi yaptın? Teşekkür ya. ederiz anneciğim. Ayça sen yırtmışsın artık çocuklar pasta masta yapıyor. Ben yok rahatım ya. <laughs> Biri daha küçük ama o da bir şeyler yapıyor. Teşekkür ederiz anneciğim. Anneciğim işine devam etsin. Sonra Nursel Köse ile bir sohbet edersin tamam mı? <laughs> teşekkür ederiz. Ya çok güzelmiş renkli renkli pasta. Evet sana yapmış bak. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Yani mimarlık böyle. Mimarlık bitti okudum. Ondan sonra tiyatro daha çok ağırlık kazanmaya başladı filan yani. Sen filan falan diyorsun ama ben şimdi hani ona çok e, önem veriyorum. Hani böyle şimdi evet Nur Selköz çok başarılı bir oyuncu, pat diye oyuncu olunmuyor yani geçmişte çok ciddi emekler var tabii ki. E, oyunculuk, yönetmenlik yani tiyatroda zaten çok aktif bir şekilde bulunduğun yıllar var gençliğinde. Sonrasında tabii Türkiye'de çok ciddi başarılar var. Antalya Altın Portakal'da iki tane yardım Yardımcı Kadın Ödülü Yaşamın Kıyısında filmiyle. Ya böyle hani herkese sorarsın ya dönüm noktan nedir diye. Mesela senin dönüm noktanı merak ediyorum. Çünkü gerçekten hep çalışmışsın. Hep bir şeyler üretmeye yönelik hani işte güçlü kadını konuşuyoruz ya birazdan onu da konuşacağız. Hep bir şeyler yapmışsın. Yani bu, bu içten gelen bir şey mi? Bu nasıl oldu? Yani çünkü başarısız bir yılın yok. Her yıla bir şey sığdırmışsın. Bir ödüller, e, oyunculukla alakalı bir sürü diziler, kavak yerleri, avlu, arıza, üç kuruş zaten insanlar hani insanların beğeniyle takip ettiği çok başarılı diziler. E, kitaplar, şiir yazıyorsun zaten ve Beşinci Kan, polisiye bunu bugün detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. <laughs> Çünkü bence hani ilk dediğimiz işlerden de bir tanesi evet çok kitap var ama bu çok ilginç bir kitap. Birazdan arka yüzünde okuyacağım neden ilginç olduğunu izleyenler de anlasın diye. E, yani bu kadar mesela çalıştın evet ama bu kadar şöhret bekliyor muydun? Yani ben sesimi bu derece duyururum diyor muydun yoksa nasıl oldu? Sen de şaşkın mısın ya da bazı konuklarım o vallahi hiç beklemiyordum diyor ama bu çalışmaya bence tesadüf değil. Çok çeşitli branşlarda e, keyifle çalıştım. Yani çok hani işte mimarlı okuyayım, ondan sonra işte gireyim bu meslekte de çalışayım, buradan da emekli olayım, hayatı bitireyim. Kafasında hiç olmadığım için ve çok yönlü, çok yaratıcı yanlarım olduğundan hepsine daldım. Hepsine bazen paralel daldım, bazen onu bıraktım, öbürüne geçtim. E, arzu ettiğim, hayalini kurduğum her şeyi yaptım. Hayalini kurduğum şeylerden bir tanesi kendime ait bir e, kadın kabere grubu kurmaktı mesela ama Almanya'da biraz daha şeylerimiz farklıydı bir yabancı kadın olarak, bir göçmen kadın olarak, bir göçmen öğrenci olarak, bir Müslüman kadın olarak, ister istemez bazı misyonlar yükleniyor ya işte örnek Türk olarak görün gösteriyorlar seni. Ben oradaki kültür boşluğunu çok yani zayıf buluyordum. İnsanlarımızın dili yoktu gittiğimde. Hani ben kampüs üniversite kampüsünden bir halkın içine, vatandaşın içine daldığımda orada bir sürü sorunları gördüm işte dil sorunları, en büyük sorun konuşamama. Hala ama devam ediyor. Hala devam ediyor. Sorunlar. Ben oralarda böyle bir köprü eksikliği, kültürel köprü eksikliği gördüm. Yaptığım bütün işlerde, yazdığım yazılarda, oynadığım tiyatrolarda, yaptığım çalışmalarda hep amacım kültürler arası bir köprü kurup oradaki komşuluk ilişkilerini e, halkların e, vatandaşımızla olan ilişkilerini hep böyle bir bir önayak olmaya evet. çalıştım. Onların biraz dili olmaya, onların suskun dilinin benim üzerimden, kameram üzerinden yazdığım e, oyunların oyunlar üzerinden biraz daha dile getirilmesi. Daha çok böyle kültürel bir misyon vardı. Şöhret olmak değildi. Evet. Ama Sinemayla gelen bir şey şöhret, kabere mesela ben Almanya'nın ilk yabancı kadınlar kaberesini kurdum, yer kozmetikçileri altı kadından oluşuyordu. Bütün Almanca bilinen ülkeleri turladık ve ayna tutan bir halimiz vardı hem kendimizi anlatıyorduk hem onlara o topluma büyük topluma yüce topluma biraz kendimizi anlatmak bir de kendilerini göstermek gibi misyonlarımız vardı. O zaman daha böyle yeni yeni 90'lar 2000'e doğru sosyal medya henüz yoktu. İnternet bu kadar yayılmamıştı. O yüzden e, özel kanallarda komediler çıkmaya başladı ve kötü komedilerde aplah komedi diyoruz ya yani, işte bacağını vur ha ha ha. Bunlar bizi biraz kabareden uzaklaştırdı. Sahneden biraz uzaklaştık. Ee, orada da şey yoktu işte meşhur olayım burada da adımı duyurayım falan bunlar hem kolay değildi hem de böyle amaçlarımız yoktu daha doğrusu bu zevk aldığım bir şeye hizmetti aslında hep yaptığım işler. Sen şeylerden. öyle evet gerçekten o anlamda yapmışsın şeyi merak ediyorum bunu orada bir yabancı olarak yaparken karşılaştığın zorluklar oldu mu? Elbette. Yani bir dışlanma vesaire yaşadın mı bunları? Yani bütün o, bütün yabancıların, göçmenin, işte bir ülkeden bir ülkeye giden insanların bütün sorunlarını ben de şahsen de olmasa, bazen şahsen, bazen birebir, bazen görerek yaşadım. Hiçbir zaman kendimi oradaki yabancılardan, yabancı kadınlardan, hiçbir zaman soyutlamadım. Farklı görmedim. Tam ben bunları başardım ama onlar da kendi hallerinde ne yaparlarsa yapsın şeyin hiç gitmedim her zaman çok duyarlılıkla çok kolektif yaklaştım. bilincinde yaklaşmışsın evet. aslında hala evet. öylesin bildiğim için <laughs> Gerçekten bir şey. birlikte yaptığımız projede de ondan da birazdan bahsedeceğiz. O yaklaşım sanki aslında da topluma hani daha bir kalabalığa hitap etmeni sağlamış olabilir diye düşünüyorum evet. ben. Hani zevk aldığım şey sahne, oyun, oyunculuk olduğundan hep e, yönüm oraya gitti. Yani çocuklarla tiyatrolar yaptım, kadınlarla tiyatro yaptım, doğaçlama tiyatrolar yaptım. Bir baktım e, forum tiyatrosu yapıyorum. Yani bir baktım e, yani learning by doing yani. Evet yapa yapa evet. bir baktım ki belirli konularda bir bayağı. Bir ki kocaman bir şey olmuş aslında <laughs> evet. ufacık bir evet. şeyden. Sinemayla geç tanıştım. Sinemayı sevmedim başından. Geç tanıştım. O anlamda miladın dediği konuya döneyim. Yaşamın kıyısında benim için hem dünya çapında hem de Türkiye'de miladım oldu. Beni Türk seyircisi oradan tanıdı. Yani işte ödüller üzerinden, basının sevgi gösterisi Harika üzerinden. Harika bir oyunculuktu gerçekten. E, Türkiye'deki oyunculuğu nasıl değerlendiriyorsun şu anda. Güzel değerlendiriyorsun. <laughs> yani, yani oyunculuk anlamında gerekli yatırımlar mesela yapılıyor mu ya da gerekli şey sunuluyor mu? Hani imkanlar anlamında hani ben burada istediğime evet hayalimdekini gerçekleştirebilecek mecradayım diyor musun? Ya da beklentilerin neler? Hani usta bir oyuncuyu karşımda bulunca bunu sorma gereği duyuyorum açıkçası. Çünkü bir de Almanya ile kıyaslama fırsatın var. Sürekli gidip geldiğim bir yer. Oradaki mecra ile buradakinin arasındaki fark. Hani bunu senin ağzından dinlemek çok kıymetli. O yüzden sormak istiyorum. Evet, tabii ki çok fark var. En azından oradaki o sektör işte sendikasıyla, sözleşmeleriyle bir kalıba sokulmuş ve insanların hayrına bir forma getirilmiş. Yani bir sözleşmeyi aldığınızda orada oturup uzun uzun avukatlara götürmüyorsunuz. Yani bir yapımcıyla yaptınız. sadece orada gün sayısı, ücretin filan yazıyor. Evet. Bu kadar rahat bir evet. sistem. İşte çalışma saatleriniz belli, tatil günleriniz belli filan. 8 saat, 10 saatten sonrası mümkün değil filan. Burada başka bir şey söz konusu Türkiye'de. Birincisi çok dizi yapılıyor. Ve neredeyse haftada yüz yüz küsür diziler yapıldığından hızlı bir sektör söz konusu. Hızlı bir oyunculuk da istiyor. Yani Doğru. herkesten istiyor Doğru. bunu. Ee, yani bizim haftalık çektiğimiz 150 dakikayı Almanlar işte ya da yurt dışında aylarca çekiyorlar. Ondan sonra bitiyor. üç en az 3 aydır böyle bir zaman dilimi. Hatta bitmesi de bir bir yıl iki yılı bulur. Böyle bir ağır ortamdan çok böyle yavaş yavaş çekilen bir ortamdan böyle bir hızın hızlı trene binmiş gibi evet. oyunculuk istiyor. Evet, doğru. Hakikaten evet. çok adapte olmanız gerekiyor. Haftalık o yani dizilerdeki karakteri haftalık yenilemeniz. Ben hep şey diyordum 100 metrelik koşu gibi. Ya ya cidden. Almanya maratonken buradaki 100 metrelik koşu bir haftalık. Yani acayip bir performans isteyen bir şey. Bunu da sağlamak için bir, bir sürü şeyler gerekli. Tabii işte kendine bakmaktan kendine bakmayı konuşacağız <laughs> birazdan yani, yani gerçekten o enerjiyi bulmak evet. için. Oyunculuk konusunda da hızlı bir eğitim diyorum ben. Yani e, no name dediğimiz arkadaşlarımız bir işe başlıyor. Bir bakıyorsun kısa bir zamanda e, star oluyor. Çok iyi yerlere geliyor. Daha ileriye dönük daha iyi işler yapacaklarını vaat ediyorlar. Bu anlamda bu hızlı eğitim yaparak öğrenme çekerken e, yıldız olma işi Türkiye'de çok olan bir şey. O anlamda bence bir bulunmaz bir nimet. Tabii ki bazı şartların düzelmesi gerekiyor ama bir oyuncu için hani Sinema kaç kere sinema çekiliyor tabii, da sen de gidip diyorsun. orada oynayıp işini gösterebilirsin filan. fırsatlar daha fazla. İnanamazsın fırsatlar tabii ki. Benim için ilginç olan e, çok çeşitli rollerin gelmesiydi. Ben Almanya'da her yerde her zaman söylüyorum. Hep o tipik klişe şablonlardan çıkma roller oynadım. İşte zavallı Türk kadını, <laughs> ezilen Türk <laughs> kadını, işte bütün bunları oynadıktan sonra yani hep bunları oynadıktan sonra bir şey bir arayış içine giriyorsun. Türkiye'ye geldiğimde o o kadar çok çeşitli evet. roller geldi. Ya ki, kötü kadın ama çok iyi oynuyorsun benim sen. <laughs> Vallahi. Kötü <laughs> demiyorum ben onlara. <laughs> Antikonist Sen nasıl evet. diyorsun? Yani <laughs> hani şöyle kısaca anlatayım. Ee, bir kahramanımız var sıfırdan. E kahraman olacak bir insan. Ona biz melek diyoruz, iyi diyoruz, örnek diyoruz. Onun işte kahraman olabilmesi için engelleri aşması lazım. O yani engellerden. Orada devreye. <laughs> en önemli engel benim oynadığım karakterler oluyor. Ama bir şey diyeceğim. O çok keyifli değil midir? ya? Çok keyifli. Oylar özellikle. Tabii, tabii tabii. Ben çok zevk alıyorum. Yani i̇çindeki bütün yeteneği değil mi dışa vurabilme imkanı sunuyor evet. aslında insanlara. Evet. Kesinlikle. Çok yönlü, çok renkli çok katmanlı, oyunculuğu çok ileriye götüren, sürekli isteyen bir şey. Ötekisi de yani çok rahat, drama oynamak, işte tatlıyı olmak. Daha tek düze olmak, aslında tek düze. Değil mi? Benim menajerim hatta şey dedi, ya Nursel Hanım acaba dedi bu sene şey mi yapsak böyle tatlı roller mi arasak? <gülüyor> ne dedin? <laughs> ne dedim? Yani biraz dedi belki imajınızı siz Hep böyle şey hatırlamasınlar. Beni öyle hatırlamıyorlar aslında ama Hayır dedim ya ben zevk aldığım roller yani tek yönlü olmayan kızıştıran insanların adrenalini yükselten hem kızdıran hem sevdiren ki ben bütün o kötü dediğimiz karakterlerin Türkiye'de sevildiğini gördüm. Bana hep uyarılarda bulunmuştu yönetmen bak Nursel sokağa çıkamayacaksın seni döverler falan. Hiç başıma gelmedi. Hep sevgi gördüm. evet, tam aksi evet ben de aksi. farkındayım. O anlamda mi? o da beni motive eden bir şey. Aynı rollere benzer rollere devam etmek. Ama biliyor de, musun bu etmek. çok özel ve güzel bir şey. İnsanlar senin çok başarılı bir oyunculuk sergilediğinin farkındalar. Yani sonuçta bir oyunculuk sergiliyorsun orada. Dışarıda o sevgiseliyle karşılaşıyor olmak. Yani hakkını vermiş, vermişim diyorsundur yani. Diyorum. <laughs> Veriyorsun ama. ellerine Diyorum bazen. sağlık. Peki şimdi Almanya'dan da çok teklif alıyorsun biliyorum geçenlerde Berlin'deydin orada neye bakıyorsun yani biliyorum ki çok inceleyip sık dokuyorsun. Hatta konuştuk telefonda ay dedim Nursel harika falan. ya Ayça bilmiyorum hani ona da bir bak içimden diyorum ki ya Nursel ya nasıl <laughs> yani hakikaten yani e, ne seni orada cezbeder? Hani ben Almanya'ya gideyim de şu işe de gireyim gerçekten çok güzel proje teklifleri geldiğini biliyorum o nedenle. Almanya'da işte o oynadığım hep aynı hiç. Almanya'da neredeyse yıllardır. Türk resmi hiç değişmediği için sinemalarında da, filmlerinde de Türk resmi hiç değişmiyor. Yeni nesil biraz daha farklı evet. işte. Bunlar rap yapıyorlar, dans yapıyorlar. İşte yeni nesil Almancayı çok iyi bildiğinden her yere biraz oturmayı becermiş. Her meslekte çok başarılı yeni nesil, üçüncü, dördüncü nesil evet. insanlar var. Ama e, sinemada, filmde Almanlar gene aynı kafadır. hep aynı tip Burada kadınlar. Burada değişmiyor değil mi? Değişmiyor. Yani o Bakış açısıyla alakalı evet. değişti. Bilmiyorum. Ben ondan kaçtığım için yani bir daha benzer roller geldiğinde reddediyorum. Geliyor tabii ki. Ee, tabii ki okuyorum, ciddiye alıyorum. Casting varsa gidiyorum. Tekrar biraz ilişkileri biraz sıcak tutmak için orada da tanınmak hala istiyorum yani oradaki başarımın tekrar biraz daha e, alev almasını istiyorum. O yüzden çekiyor biraz tekrar Almanca oynamak. Biraz özlemişim onu da hissediyorum. O anlamda iyi hikayeler, iyi hikayeler. Şimdi dijital Almanlar çok iyi işler evet. yapıyorlar. Orada da böyle ilginç şeyler geliyor. Sadece bir tek handikapı var zaman mevzusu. Yani Zamanı bir türlü ayarlayamıyoruz. Onlar bir ya da iki sene önceden seni bağlıyor. Şu proje için diyor ki sene sonra zamanın var mı? Biz Türkiye'de böyle hızlı bir... O kadar hızlı, hızlı ki trenle... ne olacağı belli değil. İki sene sonra yani özellikle gündemimiz günden güne değiştiği evet, için. orada çok zorlanıyorum. Doğru. Yani bir şeye evet demekte de çok zorlanıyorum. Buradan çok daha cazip bir şeyler gelebiliyor. O anlamda böyle ilk defa böyle iki kültür arası derler ya arada kalmak. Hiç kalmamıştım. Proje seçiminde kaldım biraz. yani. Ama bence yaparsın Almanya'da bir şeyler. Ben öyle. Yani şu uyarım. anda böyle biraz e, haberler bekliyoruz bakalım. Tamam. Yani hayırlısı. İyi olsun. bir şeyler söz konusu. Ya böyle rol almaktan en hoşlandığın oyuncular eminim vardır. Bir sürü dizi film var sonuçta geçmişte bıraktığın yeni hani içinde var oldun. Kimlerle bir arada olmaktan hoşlanıyorsun? Oyunculuğunu birlikte yapmaktan bir arada evet şu kişiyle ben dizide olayım, filmde olayım var mı böyle bir? Yani kişi vermek olmaz şimdi Hı -hı. Ayça. Ha, ver ya ne <laughs> olacak? Olur. Bir sürü insan var oynamak istediğim. Ee, bir sürü de tanımadığım insan var. Yani herkesle oynadığım, bugüne kadar oynadığım insanlarla e, şu şeyi sağlamayı başardık. Yani e, birlikte bir iş yapıyoruz. Bir teknede hep beraberiz. Bu bir ekip işi. Ve bu benim hep e, işimdeki Felsefem bu yani kendimi işte bir yerlerden ayırmam işte bu baş roldür bu da bilmem ne roldür diye ayırmam çaycısından yönetmenine ki kadar hepsi hepimiz be, ekibiz. Benimle birlikte paylaşan benimle çatır çatır sahne üreten oyuncuları seviyorum bazıları da hiç buna yaklaşmıyor bazıları çok açık oluyor mesela Uras Kaygılaroğlu. o kadar güzel çalıştık ki o kadar Keyifli herkes de keyfin dışında birlikte provalar aldık, birlikte bir şeyler geliştirdik. Yani önce öncesinde oturup ıı, gevezelik yapıp eğlendiğimiz halde senaryoyu da okuyup, sahneyi de okuyup, onu da kafa yorarak. Bundan çok zevk alıyorum. Ben partnerlerimle paylaşmayı... Tabii bir de o projeyi zaten büyüten bir şey. O enerji geçiyor yani değil mi? Evet. Setteki enerji biz izlerken biz onu alıyoruz yani o anlamda önemli Kesinlikle. bir şey. Üç kuruş böyleydi. Üç kuruşta herkes inanılmaz e, motiveydi ve herkes karakterine inanılmaz güzel çalışıyordu ve hep deniyorduk hep atıyorduk e, doğaçlama yapıyorduk bazen onlar reji yutarsa alıyordu yoksa yok onu baş ver filan diyordu yani e, karşılıklı paslaşarak en sonunda bir oyuncu herkesle oynar yani daha doğrusu ben kendi adıma ve herkesle oyun ağaçla da oyun, çiçekle de oynarım. Gider oynarım ondan ya. Oynarım. Yani işimiz bu çünkü. Ama paslaşarak, karşılıklı göz göze bakarak, keyif, olarak, keyif alarak keyif alarak oynamak en keyifli. En keyiflisi evet. doğru diyorsun. Ben yine de isim istiyorum ya. Türkiye'de mesela yeni nesilde böyle çok beğendiğin illaki isimler vardır. Genç nesil çok ateşli, çok evet. hevesli ve çok iddialı. O yüzden gençlerle hangi tür olursa olsun çalışmayı seviyorum. Ama senin ruhun genç. Gerçekten öyle bir şeyin var. Hani birlikte bir projede de bulunduk. Bu, bunu neye bağlıyorsun? Yani bence kesinlikle çalışma azmin, hırsın. Yani oturmak yok. Hani hep böyle bir hareket halindesin ama içinde bir çocuk var yani. Çocuk var hatta bir palyaço da var. Ya. <gülüyor> evet. <laughs> ee, i̇çimizdeki çocuğu hayır hani keşfedelim. Ee, şeysinden Soytar Özgürlüğüm o. öyle çıkmıştı yani bir oyuncunun özellikle de komedi oyuncusunun içindeki palyaçoyu keşfetmesi gerekiyor. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? <laughs> evet. İşim çok kon, acayip bir konsantre istiyor. Evet. Çok büyük bir motivasyon istiyor. Doğru enerji istiyor, sağlıklı beden istiyor, sağlıklı zihin istiyor. Yani benim kendime bir oyuncu olarak taleplerim bunlar. İyi uyumak, iyi beslenmek, iyi spor yapmak, iyi e, mutlu olmak, işte huzurunu sağlamak, ayrıca da yani zinde olmak için ne gerekiyorsa bunu yapıyorum. Benim mesleğimin gereği bu diyorum. Ya o kadar e, mesleğine bütünüyle sarılmış bir oyuncusun ki şimdi o kitaba geleceğim çünkü hani evet sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek, uyumak burada. Gerçekten şey harika bir kitap var Beşinci Kan daha çok yeni çıktı. Çok yeni, taze. <laughs> ee, hani soruları sorduğumda böyle bir bütüne bağlar ya kendini aslında son sorduğum soruya verdiğin cevabın asıl cevabı bu kitap. Ben arkasını biraz bir okumak ya, istiyorum e, izleyenler için de çünkü Beşinci Kan çok değişik bir kitap yani hani bir oyuncudan böyle bir kitap çıkması bence çıkmalı ama ilksin sen. Ee, okuyabilir miyim tabii izninle? Tabii. Sadece bir aşıyla dünyaya hastalıklardan kurtaracağını söyleyen doktor Coyter herkesin dikkatini çekmiştir. Eşsiz bir kongre düzenler ve ilk aşılar için gönüllü olan 100 kişi, kişiyle gazetecilerin önünde büyük bir felaket yaşanır. Aşılanan herkes ölmektedir. Bir anda mucizevi can kurtarandan katliamcıya dönüşen doktor son nefesini suçlulukla verir. Ardında kalan evlatlı Saniye, evlatlığının eşi Max, asistanı Yavuz hem suçlamalardan kaçmak hem de gerçekleri ortaya çıkarmak zorundadır. Kısa olacağını düşündükleri yolculuk giderek zorlaşır, uzar ve etrafları kim olduklarını bilmedikleri düşmanlarla çevrilir. Herkes aynı şeyin peşindedir. Beşinci kanın formülü. Her gittikleri yere felaket de onlarla birlikte gelir. Yolları Midilli'den İtalya'ya, İngiltere'den İsrail'e, Hindistan'dan Türkiye'ye uzanır. Uzun yıllardır kan grubu diyetini uygulayan Nursel Köse'den tek solukta okunacak aksiyon bol bir roman. Yani kan grubu diyeti bir kere zaten çok ilginç bir konudur. <laughs> sen bu konuya nasıl geldin o ayrı ilginç bir şey. Az önce diyordum ya işte bu güzellik, bu bakım, bu fizik, bu nedir? Bence hepsinin cevabı bu kitapta. Biraz ne olur bahset. Yani bunun araştırmaları çok ciddi araştırma içeriyor böyle bir şey. Bu konuya nereden nasıl geldin? Bir kere oradan bir başlayalım isterim. 10 sene falan önce e bu organik şeylerin çıktı, organik doğru beslenme doğru yeme iyi yeme hangi e, yiyecek iyidir diyetler falan hep böyle zaten çoğunlukla kadının kafasını karıştıran şeyler ya hep kadınlar ilgilenir ve etrafında diyet yapan insanların hiçbir zaman e, hak ettikleri yere gelmediklerini görürüm. Önce bir kilo verirler sonra bir tekrar alırlar fazla fazla evet. alırlar falan bunların hiçbir sırrının faydası olduğunu olmadığını gördüm ve bu doğru beslenme nedir üzerinde araştırmalar yapmaya başladım. Sonra bir, bir arada böyle bir rahatsızlığım olmuştu. Rahatsızlık başlangıcı eklem yerlerim sızlıyordu ee. nemli yerlerde falan Bunu da hemen zaten tıp şey diyor romatizma gel şu ilaçlarla bir bavul ilaçla evet. seni iyileştireyim. İyileştirmek gibi ilaçların o anlamda belirli bölgelerde belirli hastalıklarda o kadar faydasından çok zararın olduğunu düşünen bir insan olduğumdan acaba hastalık niye olur? Ru Araştırmaya başladım. Ve kan grubu e, mevzularına girmeye başladım. Kan grubu, e, 4 tane kan grubu var. Biliyorsunuz aslında 43 tane sistemi de var. Ama dünyada 4 tane kan grubu var. Ve 4 ayrı beslenmenin beslenme aynı, aynı zamanda yiyip doyma değil de yani ilaç gibi evet. aldığın doğru besin senin için, bedenin için ilaç, alma, yanlış besin de zehir gibi evet. algılanıyor bedende ve ben bunu uygulamaya başladım. O romatizma dediğim şeyin başlangıcı olan o hastalığı bitirdim, yendim. Ve doğru yediğim, bana yarayan şeyleri kan grubuma göre beslendiğimde zinde olduğumu fark ettim. Enerjik olduğumu fark ettim. Kafamın, beynimin, zihnimin çok iyi çalıştığını hissettim. Her şeyin bana doğru geldiğini hissettim. Yani tamamen kendim ve eşim üzerinde birbirimize uyguladığımız bir mevzuydu bu. Ve bunu çok yönlü incelemeye başladım. İşte yemek çeşitleri. Hatta bir de bunu da böyle insanlara nasıl anlatalım? Hani uzman olmadan, insanları sıkmadan ve insanlara reçete vermeden reçete vermek çok yani benim branşım değil. O anlamda çok dikkatli yazılması gereken bir şey olarak bu kenarda duruyordu beslenme üzerine hatta işte Yemekler üzerinde bir şeyler yapmak, programlar yapmak gibi kafamız hep gittiğimiz ülkede de doğru yemeği seçmek, insanlar ne yiyorlar, tatile gittiğimizde eşimle hep bunların araştırmasına bakıyorduk. Bu ülke ne yiyor, Aa, İtalyanlar çok domates yiyor, işte öbürleri bilmem ne yiyor. Ee, o anlamda yeme, içme, beslenme, gıda gıda endüstrisine dalmaya başladık. Gıda endüstrisinin bize işte endüstri toplumları başlamasıyla birlikte gıdaların değiştiğini hani tarladan evimize Tabii. değil de tarladan fabrikaya Tabii. fabrikadan atalık tohum bulamıyoruz yani evet. en önemli konu zaten. Aynen o gidiş olup evet. işte tatlandırıcılar renk vericiler bilmem neler nanoteknolojiler falan derken böyle bitmiş hazır ilaç gibi <laughs> gıda alıyoruz yani. O anlamda buraları da araştırdım filan ve araştırmalarımız çok uzun yönlüydü. Ayrıca da işte tatile gittiğimizde çok böyle vizyonlarımız vardır. Hayal kurarız burada ne yapalım? Burada iyi bir cinayet işlenir mi? Ha Tamam <laughs> filan <laughs> diye böyle kura kura bu, <laughs> bu çıktı. Çok evet. güzel bir şey çıkmış. Çünkü şimdi beşinci kan deyince bir merak uyandırıyor. Hangi beşinci kan nedir ne değildir? Ben okumaya başladım. Tebrik ederim. Niye biliyor musun? Şimdi başta da konuştuk ya. Hep böyle kalabalıkla bildiklerimi paylaşayım bir şey. Hep kolektife hizmet edeyim. O araştırmalarını kendi içinde tutmayıp böyle bir şeye dökmek de bence insani bir vazifedir. Ya ama bu dönemde öyle insanları bulmak biraz zordur ya. Herkes kendine çalışır biraz. Biraz öyle evet. Çok güzel olmuş. Çok, çok güzel teşekkür yapmışsın. Ederim. Evet yani sıkıcı olmamasına önem verdim. Hani biz böyle anlatırken kanman deyince okuyucuyu caydırmasın çok iyi bir gerilim oldu. Yani gerilim olmasına, polisiye yönüne çok önem verdim. Bilimsel yönünü de biraz böyle biraz dokunarak ama insanların da özellikle gençliğinde araştıracağından o teknoloji nedir işte gıda bilimi nedir diye araştırıp bakacağı yerleri de bıraktım. Kalemine da. sağlık. Çok, Çok. tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yeni proje başka var mı? Gerçi oyunculuk, kitap vesaire herhalde. Yani bir tatil yapacaksın değil mi? Şu anda tatile hiç fırsat yok, yok gibi ee, kitabın işte promosyonu söz konusu. Evet. Tabii ki arzum kitabın sinemalaşması Ay ya da işte olur. bir e, evet. dizi o, olabilme imkanı var. Ee, bir de işte oyuncu olduğumdan dolayı bazı şeyleri senaryo gibi düşünerek, film e, kareleri gibi düşünerek yazdım yazdığımda gereksiz detay yok. Mesela bu kitap iki, kat, iki katlı olabilirdi. Onları sildim attım pat 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 olsun evet. diye. O andan da film olmasını çok arzu ederim, hayal ederim. Başka bir projem var. Ee, bir dizi projem var. Kendim yazdım. Onunla ilgili e, ufaktan görüşmelerim var. Hmm. Yazıyorum. Bir senaryom var. Bir şey sandığım var. Betriği ya, içinde yazdığım bir <laughs> sürü hikayeler. Hepsini yap olur mu? Çünkü yaptığın işler gerçekten çok güzel sonuç veriyor. Ee, ayrıca kadına desteğini de biliyorum. İnsani yönünü seni çok iyi biliyorum. Sana bana biraz renk ver projesiyle geldiğimde hiçbir saniye bile düşünmeden kadın varsa ben varım dediğin için sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ya bugün. ama o proje çok güzeldi. Bence ee, beni en çok çeken şey kadınların tekrar el ele tutuşması yani hani o hep söylüyoruz, hep görüyoruz. Şu anda böyle medyada hep ona yönelik kadınların birbirine rekabet... Oldu bir tep böyleydi. Yani reklamlarda bunu hep kullandığı makyaj malzemeleri de moda da hep kadınları birbirine rekabet göstererek karşı karşıya getirdi. Biz artık el ele olmak istiyoruz evet. değil mi? Evet. Ve ben bugün bana el verdiğin için el ele burada iki kadın olarak birbirimize destek vererek bir arada olduğumuz için teşekkür etmek istiyorum. Al ya el ele tutuşalım. <laughs> İyi <gülüyor> ki geldin. Geldin. çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ağzına sağlık, kalemine sağlık. Bunu alalım. Okyan ben başladım bugün biter bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki ederim. geldin. Ayça ile yaz sohbetlerimizin sonuna geldik. Sevgili Nursel Köse konuğumda haftaya yine görüşmek üzere hoşça kalın. Evet.